Biliyorsunuz 7 Haziran genel seçimleri tek başına bir iktidar olanağı sağlamadı. Haliyle koalisyon çalışmaları yaptı Sayın Ahmet Davutoğlu. Koalisyon çalışmalarında da bir sonuç çıkmadı. Bazılarına göre tekrar seçim, aslında erken genel seçim tekrar kapıda. Biz de mesleğimiz gereği tekrar kendimizi sokağa attık. Şimdi bu sokaklarda seçime yönelik sorular soracağız. Vatandaşa mikrofon uzatacağız. Gazeteci her zaman sahada olması gerekiyor. Biz de tekrar sahadayız. Şimdi burada gelen vatandaşlarımıza soru soracağız. Merhaba. Merhaba. Alışverişe mi geldiniz? Evet. Nereden geldiniz? Reşadiye Tokat. Reşadiye Tokat'tan. Evet. Hoş geldiniz İstanbul'a. Şimdi biliyorsunuz erken genel seçim olacak yeniden. Bu herhalde bayağı bir tek başına gelir inşallah. Yani biz, bizim sorumuz aslında o değil. Biz şeyi soracağız. Bu HDP barajı aşar mı sizce? Aşar, MHP aşamaz. MHP aşamaz, HDP aşar. Evet. Peki aşarsa HDP yüzde kaç alır? Çok az, cüzi bir şey. Cüzi bir şey alır diyorsun. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Şöyle tarihi kapalı çarşının ağzından aşağı doğru gidelim. Şöyle bir esnaf abimiz geldi. Merhaba, uğurlu olsun. Merhaba, sağ olasın. Hayırdır? Kendine mi gidiyorsunuz? Yok. Nereye gidiyorsunuz? Çarşıya gidiyorum. Hayırdır, alışverişe mi geldiniz? Yok yok, başka işim var. Ya şimdi biz biliyorsunuz erken genel seçim var tekrar. Tekrar seçim. Bunların onlarla hepsine da lanet olsun. Bunların hepsini. Ama bir sorumuzu soralım. Siz yine söylediğinizi söylediniz. Bizim sorumuz şu anda şu. Bu erken genel seçimde HDP barajı aşar mı? Aşar. Aşarsa yüzde kaç alır? %10'u aştıktan sonra sorun çıkmaz zannediyorum. Anlıyorum. Yani aşar diyorsunuz. En az aşar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ ol abi. Nasıl işler? Allah'a şükür çat pat gidiyoruz abi. Yani iş oluyor mu? Pek olmuyor ama idare eder abi. Neden iş olmuyor peki? Sizce? Belli değil mi abi? Yani seçimlere mi kilitlendi? Seçimlerden kaynaklanıyor. Artık mesela yabancı turistler gelmiyor artık. Araplar gelmiyor. Sıkıntı bu yani. İşsizlik var yani. Peki bu erken genel seçimde HDP barajı aşar mı? Aşacak. Aşıda yüzde kaç alır? %16, %17 alır abi. %16, %17. Yani kesin böyle mi düşünüyorsunuz? Kesin böyle. Siz hangi seçmensiniz, hangi partinin? Aynen, ben HDP'ye varacağım. Siz buranın nabzını tutuyorsunuz yani. Esnaf olarak çaycı demek her yer. Biz çok güzel bir yere geldik. Buyurun şimdi Hacı abi. Sokak röportajları yapıyoruz. Tamam, buyurun. Bugünkü röportajın konusu şu. Erken genel seçimde HDP barajı aşar mı? Aşar, %15. %15. Evet. Teşekkür ederim. Kolay ben gelsin. Ben teşekkür ederim. Evet, Fox'a konuşmuş, meşhur olmuş. İstanbul Times TV'ye de konuşursun, meşhur olursun. Merhaba. Hayırlı işler. Şu soruyu soruyoruz. HDP barajı aşar mı? Senin soruyor ya. Abi HDP barajı %11'lik bir şeyle açabilir yine. Aşabilir. Ama %13 yapamaz ama %11'le bu sefer aşabilir. İsim neydi? Furkan abi. Teşekkür ederiz Furkan Bey. Rica ederim. Siz konuşmak ister misiniz? Abicim aşar, ben de diyorum aşar. Evet. Arkadaşa katılıyorum. Yani çarşıdaki yoğun eğilim HDP'nin barajı aşacağı yönünde ve yüzdelik 11 ile 15 arası bir yüzdelik şu anda ilk etapta veriyorlar. Merhaba, uğurlar olsun. Merhaba. Evet, Türkiye'de yoğun kadın seçmen var. Siz de bir kadın seçmen olarak size bir mikrofon uzatmak istedik. Bir soru sorabilir miyiz? Şöyle gidiyoruz da sağ olun. Tamam, kısa bir soru soracağım, yani uzatmayacağım. Sorumuz şu, HDP barajı aşar mı sizce bir seçmen olarak? Düşünceniz nedir? Bilemem. Sağ olun. Sokak röportajları yapıyoruz. Bugünkü röportajımızın konusu da HDP barajı aşar mı? Aşar. Sizde yüzde kaç alır aşarsa? Yani bence HDP'nin yine %13'ü korur diye düşünüyorum. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Güzel. İsim neydi? Mehmet. Mehmet. Hayırlı işler Mehmet Bey. Teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Merhaba. Size de mikrofon uzatabilir miyiz? Siz de genç seçmensiniz. Hayırlı işler bu arada. Sağ olun. İşler nasıl? Güzel. Çok şükür. İşleri geliyor mu? Çok şükür geliyor. Perakendecisiniz herhalde siz burada. Evet. Şimdi sokak röportajı yapıyoruz. Röportajımızın konusu şu. HDP barajı aşar mı? Aşamaz. Aşamaz diyorsunuz. Neden aşamaz? Ya geçen seçimlerde aştı da bu seçimlerde aşamaz. Çünkü bu sefer millet uyanır yani. Teşekkür ederiz. Biz de sokak röportajları yapıyoruz. Röportajımızın konusu şu. HDP barajı aşar mı? %20. Aşar yani. Bu sefer %20. Siz? Ben de aşacağını düşünüyorum. Yani %12, %13 de olsa biraz düşse de oyu aşacağını 13, düşünüyorum. 13-20 yani çünkü aranızda çok ciddi bir rakam farkı var ama. Şöyle, çünkü bu sefer yani AKP'nin bu kirli politikaları yüzünde yani en azından Kürtler daha çok desteğini artıracak. Artı Alevi halkı biraz daha buna yönelecek falan. Çünkü çok büyük bir şey var şu an.
Yani Alevi seçmeni genelde CHP ile biraz ya bu sefer onlar şey biraz daha demokrasiden yana olduğu için şimdi Tayyip Erdoğan yaptı bu şey politikalar işte hani tek başına iktidar olmaması ve şeydir yani. Buna daha büyük bir şey sağlayacak yani. Yani diyorsunuz üzerine biraz daha duracaklar. E tabii yani en azından solcular, demokratlar, Kürtler falan bu sefer daha iyi bir şekilde çalışıp bu sefer %20 bir şey olacak. AKP'de inşallah zaten olduğu gibi ne %38-37'de kalacak yani. Ben öyle düşünmüyorum ama. Biz tarafsızız, biz yorum katmıyoruz, sadece sorumluluyoruz. Çünkü yani ben öyle düşünmüyorum. Yani HDP'nin %20 alacağını düşünmüyorum. Bu çözüm yakın sürecinin, herhalde. Evet yakın arkadaşız çözüm yani sürecinin. Ama zaten şudur. Çözüm sürecinin bitmesi yani malum hepimizin içini yaraladı, hepimizi evet. Üzdü. Bunda da ben daha çok HDP'nin suçlu olduğunu düşünüyorum. O anlamda da oyunun çok artacağını düşünmüyorum. Tabii Kür olmak lazım. Çünkü niye? Yani AK Parti tek başına iktidar olamadı. Çözüm süreci bitti. Nasılsınız? Sağ olun. Çarşıya alışverişe mi geldiniz? Valla geziyoruz işte. Geziyoruz. Nereden geldiniz? Nereden şöyle geldik? Biraz sizi durdurabilir miyiz? Alo ben esnafım çarşıda. Esnaf mısınız? Burada mı? Çarşı kapalı kapalı çarşıda mı burada? Kapalı çarşıda. Çarşıda. Çocuklarınızla beraber dolaşıyor. Annemle çocuğumla. Hoş geldiniz annesinize. Alışverişe çıktık. Sağ olun. Erken genel seçim kapıda. Biz de kendimizi evet, sokağa attık. Gazetecinin yeri saha. Evet halo. Dedik geldik size de ayağınıza geldik ve size bir soru sormak istiyoruz. Evet sen buyurun. Sorumuz şu HDP barajı aşar mı? Halo zaten tek hedef HDP'dir yani. Bizim başka şeyimiz yok. Yani siz HDP seçmeni mi? Evet. Evet. Anladım. Siz tamam, ne düşünüyorsunuz? Aynı. Teşekkür ediyorum. Yani İyi çalışmalar diyoruz. Yani sayıyı artıracağız yani. Bir eksik İnşallah. Gibi bir şeyimiz yok. İnşallah Allah'ın izniyle. Tamam. Bugünkü konumuz şu. HDP barajı aşar mı? Aşarsa yüzde kaç alır? HDP barajı aşar. Alırsa da yine bir %14-%15 alır. Yani sokak röportajları yapıyoruz. Hoş geldiniz. Size de mikrofonu uzatmak istedik. Sağ olun. Bugünkü konumuz HDP barajı aşar mı? Sizce aşar mı? 1 Kasım'daki olacak seçimlerden bahsediyoruz. Ben aşabileceklerini bu sefer düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Ben kendi görüşüm. Yüzde kaç alır peki? Yani 7,5-8'i bulur diye düşünüyorum. Teşekkür ama ediyorum. Aşabileceğini düşünmüyorum. Siz aynı düşüncede misiniz? Barajı geçemez abi. Millet geçemez. Anladım. Hayırlı işler diyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Esnafsınız herhalde burada. Aynen öyle. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Paolo Maldini. Tabii evet. Öğretici aynen. Misiniz? İmalatçı mısınız? Aynen öyle. Ulaşıyor kameraya doğru döner misiniz? Dönerim. Şimdi sokak röportajları yapıyoruz. Bugünkü konumuz HDP barajı aşar mı? Erken genel seçimde. Fikriniz nedir? Yani biraz ortada. Ortada. Aynen. Yüzde kaç alır? %50-50. Anladım. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Eyvallah. Sağ olun. Benim röportaj yapmayı en çok sevdiğim yer burası Mamubaca. Çünkü burada herkesin de millet var. İnsanların uğrak yeri ve burada en demokratik bence sokak anketi sayılır burası. Beyefendi merhaba, uğurlar olsun. Merhaba. Nereye gidiyorsunuz? He? Çarşıda esnaf mısınız? Evet, altın almaya gidiyorum. Öyle mi? He. Ne iş yapıyorsunuz? Tekstille uğraşıyorum. Tekstille uğraşıyorsunuz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, sen nasılsın? Teşekkür ederiz. Evet. Sokak röportajı yapıyoruz. Bugünkü röportajımızın konusu HDP barajı aşar mı? HDP barajı aşamaz. Allah'ın izniyle. Aşamaz. 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 Çünkü iğrenç bir parti. Yani ben söyleyeyim. Ben benimsemiyorum. Tarihi akar çeşmede insanlar serinliyor. Beyefendi merhaba. Ne yapıyorsunuz? Çeşmede serinliyoruz. Ne yapalım? Serinliyor musunuz? Nereden geldiniz? Çanakkale'den geldik. Çanakkale'den geldik. Çok mu sevdin bunu? Aa çok severiz. Evet. Röportaj verecek mi? Merak kızım. Röportaj yok kızım. Biz sokak röportajı yapıyoruz. Röportajımızın konusu HDP barajı aşar mı? Aşar, niye aşmaz? Yüzde kaç alır? Aynı oyu. Korur diyorsunuz oyunu. Rahat korur. Sorunuzu da az önce duydum. Duydun. HDP barajı aşar mı? Gönlüm aşmamasından yana bir AK Partili olaraktan ama tabii belli de olmaz bu. Yani, bir iki aylık süre var AK daha. AK Parti seçmeni olarak sizce aşar mı? Yani realiteye bakarak yani söyleyelim. Ya şimdi açtığı zaman şeyin oyu düşecek illaki ama gönlüm değil de benim şu anki mantığım şunu yürütüyor. İstikrarı isteyen büyük geneli Türkiye'nin ekonominin daha düzgün olarak devam etmesini isteyen insanların büyük çoğunluğu AK Parti'ye vermeyenler yani geçen seçimde. Bu seçimde herhalde biraz verme taraftarı olacaklar. Anladım. Ondan dolayı da yani aşması da geçen seçimde öngördükleri gibi 10 civarında olacak.
Tarihi Kapalı Çarşı önünde başladığımız röportajımızı Tarihi Mahmut Paşa Hamamı önünde kapatacağız. Kapatırken de burada bir kardeşimiz var. Son olarak ona da soralım, öyle kapatalım. Merhaba, hayırlı işler. Merhaba abicim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Size bugün bir soru sormak istiyoruz. Tabii. Sorumuz şu. Sokak röportajları yapıyoruz, biliyorsunuz belki. Tabii. HDP barajı aşar mı? Vallahi bu hiç zannetmiyorum. Zannetmiyorsunuz? Evet, zannetmiyorum. Yüzde kaç alır? %10-15 falan olabilir galiba. 15 alınca geçiyor yani. Pardon, %10 olabilir diyeyim o zaman. %10 daha geçiyor. Yani. O zaman geçiyor diyorsunuz. Hani karışık durumlar şu an yani. Türkiye çok karışık biliyorsunuz yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bugün de böylelikle röportajımızın sonuna geldik. Bir sonraki röportajda tekrar sokaklarda, tekrar milletimizle iç içe sahada buluşmak üzere diyorum. Esen kalın, hoşça kalın.